Evet, Sayın Kocadağ'ın açıklamaları da böyle hararetli açıklamalarla başladı sezon. Yani henüz ikinci haftadayız ama açıklamalar bir hayli hararetli. Erman Hocam, sizin sözünüz yarıda kalmıştı. Onu tamamlayalım, bilemiyorum. Bunun üzerine de söyleyecekleriniz olabilir. Kocadağ enteresan bir şey söyledi. Tabii enteresan değil de. Hani Beşiktaş kökenli yorumcular, işte Fener kökenli yorumcular, Galatasaray kökenli yorumcular. Bu kafada gidiyoruz, hala da gidiyoruz. Yol bitmiyor. Enteresan. Yani pozisyon bilmem ne değil de işte o kökenli yorumcular ötesi. Yani sen bizim takıma niye sahip çıkmıyorsunuz Beşiktaşlılar? Fenerliler de oradan bağırıyor. Bizim takıma niye sahip çıkmıyorsunuz? Nerelerde geziyoruz ya? Nerelerde geziyoruz ya? Onu bilmiyorum da. Şimdi zaten ondan bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Yani zaten bizim futbol çölde oynanıyor. Çöl. Yani seyrediyorsun, sıkılıyorsun ya. Gökdeniz diye bir adam çıkıyor. Çocuk çıkıyor. Adam da pırıl pırıl gencecik bir çocuk. Çocuk çıkıyor. Bir gol atıyor. Ben böyle o çölde bir bardak soğuk su, anlıyor musun? Diyorsun ki ya ne güzel ya. Yani mutlu oluyoruz abi. Bir gol ama hakikaten güzel bir gol. Yani yapılır öyle... Üst düzey bir oyuncunun yaptığı hareketlerle golü atıyor. Düşün, beni bu maçta akılda kalan ne deseniz Gökdeniz'in golü derim. 90 dakika boyunca. İnsanın hoşuna gidiyor ya. Ama bunların daha fazla olması lazım. Yani iki ceza alanında ben 7-8 tane bir takımdan, 7-8 tane diğer takımdan görmem lazım o hareketleri ki. Keyif alayım o maçtan ya bak. 90 dakikada Gökdeniz'in golü kalmış aklımda. Ama Beşiktaş yöneticisi diyor ki oho hakem bunu yaptı da şunu yaptı da filan. Ben ondan aynı fikirde değilim mesela. Hmm. Ben ondan aynı fikirde değilim. Genel anlamda mı, pozisyon bazında mı? Genel anlamda aynı fikirde değilim. He. Keşke 90 dakikanın görüntüleri olsa da izlersen ne olduğunu. İnşallah yakında olacak. Yani benim maçı seyretmemle onun maçı seyretmesi farklı. Zaten onun için bu işler böyle oluyor. Onu anlayamıyorum ben. Daha durun. Geçen haftaki Trabzon maçı, yani Beşiktaş'ı kazanma maçı tabii ki önemliydi ama o da yanıltmasın. Geçen hafta da iyi oynamadı Beşiktaş takım. Evet. Ya bu hafta da iyi oynamadı. Şimdi hoca dikkat et. Yani Antalyaspor Arabatı gibi hani sonradan açıla açıla gitti. Onun için diyorum bir 15 dakika daha olsaydı. Tabii, yani Podolski girdi, öteki girdi. Bukayru girdi. Tempoyu yükselttiler, bastılar. Beşiktaş o tempoya dayanamadı. Ya bir 15 dakika daha olsa maçı Antalya kazanacak gözüküyor. İlk yarı değil, İlk ama ikinci yarı oyunu değil mi hocam? İkinci yarıdan bahsediyor. Aynen. İlk yarı geri çekildi zaten. O zaman senin takımın hücuma gidiyor ama arka tarafın senin Yalelli mi oynuyor? Arka tarafına evet. Dikkatli gelen bir takım Beşiktaş'a her maç gol atar. İddia ediyor. Çok pozisyon verir. Biraz kontrollü gelen, iyi kapanan bir takım Beşiktaş'a her golde, her maçta gol atar. Ve Beşiktaş'ta bazı devamlı sarı kart görür. Orta saha yardım ederse onlar da görürler. Oyuncu eksiltirler. Tek hamleli çok oyuncu var değil mi? Evet. Sanmadı. Cart diye basıyorlar. İşte gidenler gelenler. Bugün bir oyuncunun atılması lazım. Gördüğüm bir oyuncunun. Ankara Gücü'nden gelen oyuncu Beşiktaş'a. Boyd. He? Boyd mu? Boyd'u mu diyorsunuz? Boyd. Atılması gerekir. Gördüğüm kadarıyla. Sarı kartı varken gitti adama bastı. Şimdi ikinci topun bölümde üzerinde. Onları detaylandıracağız. Yani kesin atılması lazım. Sarı kartı var. Ha. O pozisyon sarı kartı. Şu olabilir. Şu olabilir yani. Yoruma açık pozisyon. Sana göre bana göre. Onu öyle demiyorlar ki. Topun üzerinden bastın mı göster sarıyı diyor. Kuran yani neyse. Sarı kartı vardı. Hayır, kaçıncı dakikadaki pozisyon hocam? Hocam o pozisyonda sarı kartı yoktu galiba. O vardı anladın. Abi vardı. Hatta yok ikili mücadeleye girdi ya, faul falan oldu. Var sonradan diye. İkinci sarı mı olacak? He, o yani, pozisyondan sonra ikinci sarıyı gördüm. Yani o dediğin bu sarı. Bu arada Fenerbahçe'nin birazdan transferi resmen açıklayacağı haberi de geldi. Ahmet Selim şeyde mi? Hatta mı arkadaşlar? Bağlayacak mı sahnesi? Bana da mesaj hatta geldi. Hattaymış, bir bana bağlanalım. Da geldi aynı mesaj. Sevgili Selim, beni duyabiliyor musun? Evet sevgili Ender Bilgen, çok net duyuyorum. Bilgiler sende. Gerçi az önce Ali Şafak Öztürk dedi ki biz Fenerbahçe ile anlaştık. Nazım Sangare ile Fenerbahçe görüşüyor. Beşiktaş tarafından da Sayın Koca da hani öyle bir açıklama geldiyse bizim artık söyleyecek bir sözümüz yok dedi. Hayırlısı olsun dedi. Sen de haberini vermişsin zaten, ekranda kırmızı yansıyor. Detayları bize ver lütfen.
seyircilerimiz de sabırsızlıkla bekliyordur. Teşekkürler Ender Bilgin. Şunu söyleyelim, Fenerbahçe Sangari'yi açıkladı. Az önce bir saz paylaştı, bir emoji paylaştı Twitter hesabından ve sarı lacivertler bu şekilde transferin ön duyurusunu yapmış oldu. Biraz sonra Fenerbahçe olarak... Evet. Selim şu ekranda saz mı o? Evet, o saz emojisi. Ha. Neden saz? Sangari, çünkü bir bağlama çalıyordu değil mi? Nazım Sangari'nin öyle bir şeyi vardı. Bir video vardı. Bu videodaki Sangari'nin yeteneklerine gönderme aynı zamanda. Sangari'yi birazdan resmi olarak açıklayacak Fenerbahçe. Aslında bu transfer sürecini sevgili muhabir kardeşim Sercan Dikme ile beraber en başından beri tüm detaylarıyla sadece A-Spor'da izleyicilerimize aktardık. Tabii Beşiktaş da istiyordu bu oyuncuyu, Fenerbahçe de istiyordu. Ama şöyle bir durum oldu. Fenerbahçe Antalyaspor'un istediği rakamı direkt olarak masaya koydu. Beşiktaş bu rakamın biraz daha altında kalmıştı. Daha doğrusu ilk başta Beşiktaş da bu teklifi önermişti ama daha sonra biraz indirime gidince Fenerbahçe de Vedat ve Cahiston'dan gelen parayla net bir şekilde buraya Antalya Spor'un talebini karşılayınca bu transferde Antalya Spor dün Fenerbahçe ile el sıkıştı ve oyuncuyla görüşmeler başladı. Fenerbahçe'nin oyuncu ikna etmesi de çok uzun sürmedi. Biraz sonra da resmi olarak Fenerbahçe bu sezonki... Alan şeyle mi gidecek, kiralık mı gidecek yoksa bonservisiyle mi gidecek acaba? Var mı detay orada? O konuda elimdeki bilgi çok net değil. Şimdi yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Tamam. Ama, sen onu da detaylandır. Program bitene kadar ya da bizden sonra şey var, son sayfa var, transfer. Tabii. Orada da belki sıcak gelişmeler olacaktır. Detaylandırabilirsen orada da izleyicilerimize paylaşabiliriz. Nazım Sangare'nin ancak Fenerbahçe'de olduğunu kulüpten o işte bağlama emojisi gelmiş resmi açıklamada. Kısa süre sonra gelecek dedi sevgili Ahmet Selim Kul. Teşekkürler Selim. Gelişme olursa senden yine bilgileri alalım. Ben de bir Fenerbahçe ile ilgili bir gelişme vereyim. Bir kere 15 dakika önce Ali Bey konuşurken bana da mesaj geldi. Bugün anlaşılacak diye. Bir de Zeluis ve Samatta ile ilgili. Samatta Zeluis. Evet. Zeluis bir adım önde. Daha anlaşmaya yakın santrofor Zeluis. Bunu söyleyelim Fenerbahçeliler. Daha çok odaklandı Zeluis yönetimin. Şimdi, ve Emre Belezoğlu'nun. Vedat'la Jailson'dan tabii para gelince hem bütçe olarak hem alsat dengesi olarak eli rahatladı Fenerbahçe'nin. İkisinden biri olacak Zeluis ve Samatta Fenerbahçe. Ama Zeluis bir adım önde. Büyük olasılıkla Zeluis'le anlaşacaklar. Zeluis'le bir adım önde dedi. Bizim arkadaşlar da bir süredir onu da takip ediyorlar. Bakalım nasıl olacak. Erman Hocam tabii bir yandan transfer haberleri de sezon 5 Ekim'e kadar böyle. Nazım Sangare için ne düşünüyorsunuz? Yani Gökhan Gönül de var. Nasıl olacak şimdi? Yani. Bir de hocam sen şey demiştin değil mi? Rotasyonda kim giyiyor forma demiştin? Dirar bir de. Dirar pardon. Gökhan oynarsa oynamayacak. O oynarsa Gökhan oynamayacak. Öyle. Gerçi o kadar uzun bir sezon ki kolay değil bu işin sakatlığı vesaire. Gelecek planlaması içinde olabilir ama. Bir de doğru bir planlama 35 yaşında hocam Gökhan Gönül. Ya yani bu maç trafiği bir de iç saha var, dış saha oyunu var. Yani Nazım başka maçta kullanacaktır Gökhan'ı farklı şimdi oyunda. Fenerbahçe'nin hedefi istikbal değil. Bu sene şampiyon olmak. Evet, hedef. Evet. Hedefi bu sene öyle veya böyle bu sene şampiyon olacak. Onun için de sahaya çıkacağı kadroyu en iyi oyuncularından kuracak. Giden oyuncuların iyi düşünmeleri lazım. Ben Gökhan Gönül varsa Gökhan Gönül oynatırım abi. Tabii. Ama ortayı işte, iyi atar, araya pası. Onun alternatifi muhafaza tutar. Arkadaşlarını yönlendirir bak kaç tane özellik. Yerleşim hatası olmada yapmaz. Her şeyi yapar. Öteki daha yapamaz. E peki bir sezonda oynayamazsa ne olur? Hacı, bir takıma da gidemez. 9 tane bu sezon oyuncu, arada...